Arkadaşlar merhabalar, TÜYAP'taki Kamp Karavan Fuarı'na 5. ve son bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Bunlar yoktu, bunlar yeni gelmiş. Çekiliyor. Yolun olduğunu söyleyeceğim. Son 1 yıl sonra bir yılın kalmış altı.
hayatımda böyle bir şey isterim. Bu en kısa zamanda. Ecek mi diyorsun? Ha? Nasıl? Çekelim sizi de. Ben de mi şimdi? Aslan hanımefendi gelecek, siz de onu çekeceksiniz. Kim bakayım? Yoruldum diyor da dinlenmeyeceksin. Neyi dinlenmeyeceksin? Daha beter. Hakkını da çarp. Bak indikten sonra yorgunluğu tutamayacak. Diyorsun. Spor salonu var. Gördüğün gibi spor salonunu buraya spor getirmişsiniz. En sonda herhalde çalıştırıyorsun. Biraz şimdi kamaya çıkıyor. Biraz daha hızlandırdı. Bacaklarınızı çekin bak. Tabii canım, ne kadar hızlı. Bunu fazla yapmayalım. Demek yavaşa gelelim. Birden koşarsanız ağrıyacağınız ağrı. Alışık. Spor yaptığım için. Hadi. Spor da. İnmeyelim. Ben kapatıyorum. Bak ben de onu inmeyelim. Gördüm. Ben de onu inmeyelim. Kaynağı dönüyor.
daha yatabilirsin. Bunu muhtemelen indiriyorlar. Yatıp oluyor. Evet. Tek kişi. Tamam, buraya sağ mı? Tek kişi. Sağ. Kısa boylu olursa sağ. Şuna bak. Aksesuar arkadaşlar, kamp karavan fuarlarında Taynazlar dikkatimi çekti. Şöyle ki, kamp karavan fuarında Taynazların ne ilgisi var? Taynazlar bana göre yani yazlık ev gibi, beton olmasa bile sonuçta bir yere sabitleniyor. Götürebilirsiniz de tabii ama öyle hırsız götürülebilecek bir şey değil. Hani karavan tamam, çekme karavanlar bunlar tamam. Mesela kamp karavan deyince benim aklıma çadırlar geliyor. Kamp yapılacak malzemeler geliyor falan filan. Burada şimdi 5-6 tane çadır ya vardı ya yoktu. Bir de kamp malzemeleri satılan bir yer var. Onun dışında kamp karavan fuarının büyük bir kısmı, yani 1/3 kısmı, belki daha fazla kısmı tiny house'lara ayrılmış. Bunu anlayamadım. Thank you.
Arkadaşlarımız gitmiş. Ama arabaları burada. Şöyle bir çekelim. Thank you.
Evet, dinleyelim sizi. Var. Sizi anlatın, ben çekeyim. Tamam, merhaba. 2004 model Mercedes Unimog U4000 model. 4250 cc gücünde 110 beygir bir motora sahip. Bu ürün içerisine doğru tamam. Geçelim. Banyo tuvaletimiz burada. Şurada kapaklı bir lavabomuz var. Geniş bir banyosu. Evet. Yine burada Tedford Bowl buzdolabımız mevcut. Evet, güzel. Truma Safir yer tipi klimamız mevcut. Yine Truma D6 kombimiz mevcut. Hem ortam hem su ısıtma. Tedford Tribesk fırınımız mevcut. Yine şurada şöyle ikinci bir yatağımız var yukarıda. Asansörlü bir yatağımız var yukarıda. Birinci yatak nerede? Burası mı oluyor? Burası da yine yatak oluyor. Masa bu şekilde aşağıya iniyor. Evet. Burası da yatak oluyor. Yatağı istediğimiz seviyede bırakabiliriz. Yatağa herhangi bir müdahale olduğu zaman kendisi otomatik yatağa duruyor. Güvenlik sensörü var. Tamamıyla aşağı indirebiliriz. Çekyat seviyesine kadar. He, o çok iyi. Her şeyi buradan kontrol ediyoruz. Tüm her şeyi buradan kontrol ediyoruz. ...350 litre temiz su deposu var, 200 litre gri su deposu mevcut aracımız. Merkezi LPG sistemi var, yani akaryakıt istasyonundan tüp sistemini dolum yapıyorsunuz. Yani hem LPG ile çalışıyor hem akaryakıtla mı çalışıyor? Yok, mutfak kısmı. Mutfak kısmı LPG ile gazla çalışıyor. Tüpümüz yalnız akaryakıt istasyonundan gaz dolumuyla, yani tüp değiştirme gibi bir derdimiz yok bu araçta. İsteğe bağlı aracımızı uzatabiliyoruz. Nasıl uzatabiliyorsunuz? Yani arka kısma doğru daha aracımızın kasasını daha uzun da yapabiliyoruz. Yani sipariş üstüne. Sipariş üstüne. Peki bunlar alanlar daha çok nerede kullanıyor bunları? Yani biraz alanlar daha çok ekstrem bir araç. Kış kamplarında ya da off-road tarzı kullanmak isteyenler. Bu müşterimiz mesela benim gittiğim yer hiç kimsenin gelmesini istemiyorum. Ben dağın en zirvesine çıkacağım ve orada kamp yapacağım diyerekten siparişi verdi. Özel yapıldı. %70 eğime karşı tırmanabilme kabiliyeti olması lazım. Ve iniş aynı şekilde. %70. Evet. Güzel araç. İçi de gayet güzel, sade. Mutfağı çok yani bayağı teşkilatlı. Şey olmasına ziyade İçerisinin kargas kısmı da çok sağlam. Yani arazide offroad'da kullanacağı için bu malzemelerin dağılmaması lazım. Evet. Fırın, buzdolabı offroad'dan döndükten sonra her birinin bir yerde bulduğunuz zaman hiçbir işe yaramaz. Evet. Dağıldığı zaman hiçbir işe yaramaz. O yüzden sağlam olması gerektiği için biraz daha sade duruyor. Bak burada. Arkada yine stepne mekanizmamız var. Stepneniz bağlı, motorlu bir sistem. Aşağıya kadar iniyor. Kolay bir şekilde sökülebilir. Tavan yatak. Biliyorum. İniyor böyle aşağıya doğru. Göster. İçinde de var o sistem. Minibüste de var. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim, iyi fuarlar. Evet. Ama banyonun devamı var.
Onlar da çok popüler. Evet. Bak, ne güzel ferah. Şurası ferah. Tabii canım. Üste bak, üstte de bir kişi yatma yeri var yerine.
görüntülerle birlikte 5 bölümlük Kamp Karavan Fuarı'nın sonuna geliyoruz. Başka videolarda, başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.